reklamların hemen sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin sorunuza evet, devam edelim. İyi bir Bakırköy'lü olduğunuzu biliyoruz, görüyoruz da şu anda. Ama şimdi bir ortaya bir vizyon koymalısınız ki halk demeli ki ya işte bizim de Yıldırım Aktun'a gibi yeni bir belediye başkanımız olacak demeli. Nasıl evet. bir vizyonla ortaya çıkıyorsunuz? Evet. Şimdi onu şöyle ben size anlatayım. Günümüzde en önemli konu demokrasi. Neden demokrasi? Çünkü demokrasi serbest piyasa ekonomisinin yönetim şekli aslında. Fakat biz ülke olarak Özallı yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçtik ama onun aracı olan demokrasiyi bir türlü oturtamadık. Bundan dolayı da demokrasiyi sadece sandık olarak görüyoruz ve sandık bittikten sonra eski sistemle yaşamaya devam ediyoruz. Ama sizin serbest piyasa ekonominiz demokrasi yoluyla idare edilmedikçe gelir dağılımında adalet de sağlayamıyorsunuz, sosyal refahda ulaşamıyorsunuz. Evet. Bir grup insanın elinde para toplanıyor, geri kalan insan sıkıntı çekiyor. Ben de dedim ki ben Oğul Aktun olarak siyasete giriyorsam benim ana felsefem şu olmalı. Ben hayatım boyunca Türkiye'de katılımcı demokrasinin hayata geçmesi için çalışacağım. Benim ana vizyonum bu. Katılımcı demokrasi nedir? Katılımcı demokrasi, demokrasinin en uç noktasıdır. En ileri gelişmiş noktasıdır. Artık bütün bireyleri karar alma sürecinin içine dahil eden sisteme katılımcı demokrasi deniyor. Şimdi Türkiye'de bu uygulanabilir mi ya da uygulanıyor mu? Türkiye daha bu aşamanın çok gerisinde. Demokrasinin ana öğelerini bile yerli yerine koymuş değil. Neden? Çünkü Türkiye'de daha ailede bile demokrasi yok. Türkiye'de ataerkil bir sistem. Ve oradan çıkan insanlar biz demokratız diyorlar. Yahu kendiniz demokrat değilsiniz, öyle yetişmediniz. Nasıl demokrasi uygulayacaksınız? Çocuğuna başka takım tutturmuyorsun yani. Aynen öyle. Ve ben diyorum ki demokrasiyi Türkiye'de uygulamayı başarılı olacak insanlar ancak demokrat bir ailenin içinde büyümüş insanlar olabilir. Bunlar da gençler olabilir, kadınlar olabilir. Çünkü bu insanlar demokrasiyi daha özümsemiş, kadın erkek eşitliğine inanan, dünya değerleriyle Türkiye'nin yönetilmesini isteyen, bilime, kültüre, sanata saygı duyan insanlardır. Evet. Bundan dolayıdır ki diyorum ki katılımcı demokrasiyi getireceksek biz getireceğiz. Bu vizyonla yola çıkıyoruz. Peki katılımcı demokrasi yerel yönetim bazında nasıl uygulanabilir? Çünkü ben yerel yönetim adayı oldum, oradan başlıyorum. Şimdi biz bir gezi süreci yaşadık ve bu gezi sürecinde insanlar parklarına sahip çıktı. Dediler ki biz bu alana dokundurmuyoruz, burası bizim alanımız, biz buranın alışveriş merkezi yapılmasını istemiyoruz. Ve iktidara karşı durdular, kimi insan öldü, kimi insan gözünü kaybetti ama sonuçta bunu başardılar. Ben bu sürecin içinde olan bir insanım ve çok mutlu oldum. Bu sürecin sonunda halkın istediğinin olması güzel bir duruştu. Fakat yetiyor mu? Yetmiyor. Bu duruşu siyasette göstermediğimiz sürece insanlar karar alma sürecinin içine giremeyecekler. Gene siyasi bir otorite kararı alıp uygulayacak ve biz kendi menfaatimizi hiçbir zaman için savunamayacağız. O zaman da diyorum ki o ruhla hareket edip siyasetin içine gireceğiz. Siyaseti de değiştirip demokratik hale getireceğiz. Peki yerel yönetimlerde katılımcı demokrasiyi nasıl sağlarsınız? Ben Oğul Aktun olarak kendi adıma şu şekilde bu işi yapacağım. 5 tane projemden bahsetmiştim biliyorsunuz. Evet. Bu projeler gerçekten inceleyip sık dokunmuş ve çok başarılı projeler olduğuna inanıyorum. Buna inancım sonsuz. Ama Bakırköy halkı bu projeleri ister mi? Onlar ihtiyaç duyuyor mu? Onlara uzun seneler hizmet edecek mi? Bunu bilmiyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki bunları paylaştınız mı? Ben bu projelerimi paylaşmadım da ben şimdi size aday olursam, evet. belediye başkanı olunca uygulamamı anlatıyorum. Evet. Ben eğitim projemi koyacağım ortaya. Yapacağım yeri söyleyeceğim. Projenin binasını, maketini koyacağım. İnsanlara briefing vereceğim. Diyeceğim ki bu proje şu alanda olacak, şu kadar çalışan olacak, şu kadar insana şu alanda hizmet edecek. Ey halk diyeceğim, oylayın. Bu projeyi istiyorsanız halk oylaması yapıyorum. İstiyorsanız yapıyorum, istemiyorsanız da rafa kaldırıyorum diyeceğim. Bu katılımcı demokrasinin yurt dışında iyi, büyük yani medenileşmiş diye kabul edilen ülkelerde uygulama şekillerinden biri. Ve ben bunu Bakırköy'de başlatacağım. Hiçbir projemi halk oylamasına sunmadan hayata geçirmeyeceğim. Mahalle bazında mı yapacaksınız bunları da? Bakırköy bazında. Şimdi büyük projeler bütün Bakırköy'ü etkiliyor. Bakırköy bazında derken
bütün bakın, bakışkıyı bir arada toplayacağınız bir nokta İnternet üzerinden. Bakın, zor ya da internet üzerinden dediğiniz gibi. Evet, halk oylaması yapacağım. Yani şimdi benim yapacağım bir proje Bakırköy'e hizmet edecek eğitim alanında. Belki Bakırköy'e diyecek ki ya bu güzel ama bizim şu anda daha acil ihtiyacımız var. Biz bunu istemiyoruz. İstemiyoruz dedikleri an yapmayacağım. Ve böylece şunu sağlamış olacağım. Halkın istediği projeler hayata geçecek. Halkın ihtiyaç duymadıkları da ertelenecek. Bu neden önemli? Bazen belediyelerde halkın ihtiyaçları dışında büyük projeler yapılıyor ve bunlara büyük kaynaklar aktarılıyor. Ve insanlar orayı kullanmıyorlar ama o proje sittin sen orada kalıyor ve eskiyip gidiyor. Bunların çok örnekleri var. Detaya girmek istemiyorum ama var. E şimdi yazık değil mi? O parayı oraya harcıyorsun. Hı hı. Belki de o yaptığın proje sana farklı bir alanda oy getirecek diye düşünüyorsun. Ya da bir duruş sergilemek istiyorsun. Onu yapıyorsun ama insanlar oradan yararlanmazsa atıl kalıyor. Kimseye hayır olmuyor. İşte bunlara düşmemek için ve halkın nabzını tutmak açısından bu oylamalara önem veriyorum. Onlar da katılım sürecine girecekler. O projeye onlar da evet diyecek ve o projeyi ben hayata geçirdikten sonra da kimse bu projeyi niye yaptın da diyemeyecek. Çünkü onlar da istiyorlar projeyi, doğru mu? İkinci katılımcı demokraside uygulayacağım pratikteki yöntem. Her hafta bir bölgede halk meclisi yapacağım. Bir hafta Yeşilköy'de, bir hafta Osmaniye'de, bir hafta Zeytinlik Mahallesi'nde, bir hafta Zurnat Baba'da. Neden? Çünkü her bölgenin sorunu ayrı. Size söylemiştim. Ben oraya gideceğim. Belediye meclis üyelerimi alacağım. Muhtarı çağıracağım. Halkı çağıracağım. Ve kendi bürokratlarımın hepsini getireceğim. Halkla birlikte oturacağım ve toplantı yapacağım. O bölgenin problemlerini bana halk anlatacak. Bütün masada onunla muhatap olan bütün muhtarından, meclis üyesinden, bürokratına kadar herkes notlarını alacak. Ve o problemi çözmeye yönelik projeyi birlikte oluşturacağız. Birlikte oluşturduğumuz projede halkın da katkısı olacak ve halkın katkısı olan proje tam bir istenilen proje haline gelecek. Bir park istiyorlar örneğin. Soracağım ne istersiniz bir parkta? Biri diyecek ki biz forum yapmak istiyoruz, bir köşeye bize forum. Kapasite ne olmalı? 30. 30 kişilik bir forum dizayn edeceğiz. Biri diyecek ki çocuklarımız için kumdan bir park istiyoruz bir bölümüne. Hı hı. Peki kum park yapacağız. Herkes talebini söyleyecek, mantık çerçevesinde akılcı ve uygun olanların hepsini hayata geçireceğiz, birlikte oluşturacağız. Ondan sonra bir ay sonra tekrar geleceğiz. İş takibi de yapacağız. Diyeceğiz ki bu yerinde mi, gidiyor mu, sonuçlandı mı, sonuçlanmadı mı? Görev dağılımı yapacağız, delege edeceğiz. O birim müdürü ondan sorumlu olan işi takip edecek. Meclis üyesi ve muhtar denetleyecek. Ve bu süreci pratikte takip ettireceğiz ve projelerimizi birebir yapacağız. O zaman ben bütçeden parayı bir kez harcayacağım o park için. Çünkü o bir kez yapılacak doğru yer ve içindeki muhteviyatla herkesin istediği şekilde yapılacak. Böylece kaynağımızı da boşaltmayacağız ve gene katılımcı demokrasiyi kökünde uygulamış olacağız. Çünkü halk da karar alma sürecinin içine girecek. Ben yani bir felsefe getirmek istiyorum. Bu sadece basit bir belediye seçimi, yerel seçimi gibi görmüyor. O zaman şöyle diyebiliriz yani belediye başkanı adayı hatta belediye başkanı olursanız sizi makamda görmek çok zor olacak böyle bir durumda. Doğru. Bana hep soruyorlar. Yani makamın açık olacak mı, kapın açık mı, 24 saat girebilir miyiz, çıkabilir miyiz? Ya o zaten normalde olacak da bulabilirsiniz. Olması gereken o değil mi zaten normalde? Ya bakın şimdi... Yani herhalde biz yine geçmişe mi dönüyoruz? Geçmişte bir belediye başkanı şeyi vardı, duruşu vardır. Reis denildiği zaman reis geçiyor falan evet. Derlermiş. Yani kimse göremezmiş evet, pek evet. Halkın arasında. Şimdi ben... Son zamanlarda yine onu mu yaşıyoruz ben acaba bakın, Türkiye'de? Ben bakın statünün ve saygının koltuktan geldiğine inananlardan değilim. Ben statü ve saygı toplumun nezdinde ne kadar teveccüh gördüğünüzle alakalıdır. Benim babamdan bir referans vereyim. Babam sürekli halk pazarlarına giderdi, insanlarla iç içe. Gecekondu mahallelerini ziyaret ederdi. Derlerdi ki ya ne gidiyorsun, ne işin var senin abi orada, sen koskoca Aktunas'ın falan. Sen derdi ben bu halkın derdini çözemezsem bir anlamı yok. Ve ben orada gördüm ki ya gerçek zenginlik o. İnsanlar senin arkandan dua ediyor mu? Manevi olarak sana destek veriyor mu? Sen onların problemlerini çözdüğün zaman dönüp de ya bu adam büyük bir adam diyor mu? En büyük değer ve statü budur. Yoksa o koltukta kaç sene oturduğunun hiçbir anlamı yok. Eğer arkandan sen iyi bir seda bırakmıyorsan ve güzel anılmıyorsan bence siyasette olmanın bir anlamı yok. Çünkü siyaset eşittir halka hizmet. Ticareti parayla yaparlar. Siyaseti halkla yaparsınız. Evet. Maddesi halktır çimentosu. Onun için Halkçı Parti'nin bir adayı olarak tek hedefim halka hizmet yapmak. Ve sosyal belediyeciliğin ne olduğunu tekrar ortaya çıkaracağım. Halk pazarları vardı.
Şu anda demode diyorlar, AVM'ler yerini aldı. Ama ne yazık ki o AVM'ler belli insanlara hizmet ediyor. Herkes oradan alışveriş edecek güce sahip değil. Herkes çocuğunu özel okula gönderemiyor. Herkes özel hastanelerde tedavi olamıyor. Herkes kapalı yüzme havuzunda yüzemiyor. Toplumun belli bir kısmı bunu yapabiliyor. Çünkü Türkiye o hale geldi. Ben de diyorum ki toplumun öteki kısmına kim hizmet edecek? Sosyal belediyeciliği kim getirecek? Birilerinin de bunu bu göreve ifa etmesi lazım. Toplumun %65'i bu hizmetleri alamayan insanlar, devlet hastanesinin kapısında bekleyen insan, çocuğunu özel okula götüremeyen insan, spor salonuna gidemeyen parası olmadığı için. Peki bunlara bu hizmeti kim götürecek? İşte bunlara bu hizmeti belediye götürecek. Nasıl götürecek? Bu bölgeleri tespit edecek, bu insanların taleplerini ölçecek, ona uygun projelerle bu insanlara bu mağduriyetini ortadan kaldıracak. Ya çok güzel söylüyorsun da işte güzel, yani evet, düşünceler ben de gerçekten diyorum güzel. İşte Bakırköy'de bunları yapabileceğin bence boş alan ya da yani yer bulabileceğini zannetmiyorum. Şimdi bir park yapacağım diyorsun, nereye yapacaksın Bakırköy'de? Ya da bir spor alanı yapacağım diyorsun. Eskiden Bakırköy'ün turnuvasını... Var mı böyle bir tespitleriniz var mı? Zuhrat Baba'da turnuva yapılırdı, İstanbul oraya toplanırdı eskiden. Şimdi hiç oralarda hiçbir yer kaldığını görmüyorum ben. Şimdi bakın Bakırköy'de çok önemli yerler var. Şöyle, bazıları şu anda belediyenin uhdesinde ama yeterli kadar aktivite görmüyor. Duruyor ama kullanım alanı düşük. Sebebi oradaki faaliyet eksikliğinden ve oranın canlandırılması gerektiğinden. Şimdi bunu bana başka türlü de soruyorlar tersten. Örneğin esnaf zanaatkarlara yardım edeceksin ama nasıl edeceksin? 9 tane AVM var etrafta, adamlar boğmuş esnafı. Sen ne yapacaksın da esnaf hareketlenecek? Aynı şeyi söylüyorum. Çekim merkezi haline getirmek büyük bir hedeftir. Siz bunu başardıktan sonra her şey kendiliğinden düzelir. Spor, sağlık, eğitimde de aynı şeyi söylüyorum. Bazı yerler var farklı amaçlarla açılmış, atıl duruyor. Arazi olarak boş değil, dolu ama aktivitesi yok. İçinde kimse yok. Bir iş için kurulmuş, içinde 3 tane insan oturuyor. O noktaları değerlendireceksiniz tabii ki, yani bu çalışmaları elde yaparken. Olan, bakın elde olan alanlar, açık olanları değerlendireceğim. Bunun dışında atıl olanları farklı projelerle restore edeceğim ve gerektiği hizmete, oradaki ihtiyaca yönelik aktiviteye sokacağım. Ve bunları da, bu projeleri de öyle yapacağım ki, bakın direkt hizmete yönelik, yani ihtiyaca yönelik bir şey yaptığınız zaman orası dolup taşar. Ama siz sadece ben şunu da yaptım dediğiniz zaman orada adam bulamazsınız. Örneğin ben bu örneği hep veririm. Bir hayvanat bahçesi yok İstanbul'da. Var mı? Yok. Yok. Darıca'da. Darıca'da yani aktif mi? 10 milyon, 12 milyon nüfusu bir şehirde her yani bir hayvanat bahçesi 100 bin insanın gitmesi lazım her hafta sonu. Nüfusun en azından %1'i gidecek. Gidiyor mu? Hayır. Demek ki böyle bir talep olur. Yani bir hayvanat bahçesi açtığınız zaman derli toplu dünya standartlarında buna bir talep olacaktır. Doğru mu? Peki. Ben ama şöyle bakıyorum. Bakırköy'ün bir hayvanat bahçesine ihtiyacı var mı? Şu anda Bakırköy'ün hayvanat bahçesi gelene kadar başka alanlara büyük ihtiyaçları var. Evet. Demek ki ben bir hayvanat bahçesi yapacağım diye zorlarsam, bütün kaynağımı buna harcar ve o alan için bir ton şey yaparsam saçma sapan bir iş yapmış olurum. Yani başka şimdi farklı yere getirmek istiyorum lafı. Yani şunu, bazen çok ufak alanlardan büyük hizmetler çıkar, bazen çok bir alanı işgal ederse hiçbir işe yaramaz. Onun için ben diyorum ki Bakırköy'ün ihtiyaçları için yeterli alanı var. Yeter ki bu alanları hayata geçirebilelim, sokabilelim. Bunların kimisi Bakırköy Belediyesi'nin şu anda elinde değil ama alabiliriz. İyi ilişkiler kurar. İstanbul Büyükşehir'le olabilir, devletin bazı organlarıyla olabilir. İyi ilişkiler kurar, bazı alanları harekete geçirebiliriz. Var olan alanların aktivitesini değiştirebiliriz. Boş alanları da değerlendiririz. Yani Bakırköy'ün fazlasıyla bu hizmetler için yeri var. Yeter ki biri hevesli olsun, iyi niyetli olsun, dürüst olsun, idealist olsun, çalışkan olsun. Bunlar için emek versin. Peki ben biraz da genel siyasete gireyim. Bakırköy'de CHP kolay da Büyükşehir'de CHP'nin şansını nasıl görüyorsunuz? Ben ona da şöyle bir açıklama getireyim. Bence Büyükşehir'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük şansı var. Fakat bunu şu anda seyrederseniz medyayı, televizyonu ve gazeteleri aldanırsınız diye düşünüyorum. Ben de çünkü takip ediyorum, araştırmalar yapıyorum. Şu anda bize aksettirildiği gibi değil. Yani bir algı yönetimi yapılıyor. Yani hem adaylık sürecinde yapılıyor CHP'nin hem büyük resim anlamında. Şu anda halkta artık AKP'nin hizmetlerinden bir doygunluk var. Şu son gelişmelerden sonra artık kararsız kitle çok arttı. Ben anketlere bakıyorum %15, %20 de kararsız var. Şimdi bu kararsız insanlar nereye gidecek belli değil. Türkiye'nin şu anda gittiği konjonktür yani
Dış politikada, ekonomide gittiği konjonktür Türkiye'nin lehine değil, aleyhine bir konjonktür. Bunun etkisiyle insanlar yeni arayışa giriyor. Burada önemli olan adres olmaktır. Bu adresi sağlayabildiğimiz sürece biz bu seçimden galip çıkacağımıza eminim. Bir de şunu söyleyeyim. Gene İstanbul Büyükşehir seçimiyle ilgili. Bakın, genel teamüllere baktığımız zaman İstanbul 3 bölge, 1, 2, 3. Şimdi 1. ve 2. bölgelerde ciddi bir kutuplaşma görüyoruz. Yani oy dağılımında örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren bir kitle sadece o kitleye veriyor. Onun dışında da bir kitleye vermeyi düşünmüyor. Fakat o bölgelerde AKP'nin de bazı seçmen grupları var, dinamikleri var. Çok katı karar veren. Fakat 3. bölge diye tabir edilen yani Bakırköy, Avcılar, Büyükçekmece, bu bölge, Eyüp, oraya geliyorum. Yani aslında Büyük Bakırköy denen eski, babamın belediye başkanı olduğu zamanki 9 belediye. O bölgede yaşayan tabana baktığınız zaman etnik köken olsun, milliyet olsun, mezhep olsun. Şunu görüyorsunuz, o bölgede çok kutuplaşmış bir fotoğraf yok. Yani ben ölsem de kalsam da buna oy veririm diyen bir kitle yok. Oradaki kitle daha seçici ve her dönem oyunu değiştirebiliyor. Evet, yani, böyle bir durum var. Ondan dolayı diyorum ki 3. bölgeye ağırlık veren ve 3. bölge dinamiklerini iyi kullanan parti bence bu seçimi alacak. Ve bu 3. bölge adayları vitrini bundan dolayı çok önemli. Seçmede gerçekten çok titiz davranılması lazım. Benim görüşüm bu. Peki Sarıgül bir rüzgar yaratır mı? Şahsi parti olarak demiyorum da şahsi fikriniz önemli. Ha, tabii parti olarak zaten parti sözcüsü olmadığım için parti adına konuşmam doğru olmaz. Kendi adıma ben İstanbul'la ilgili şöyle görüyorum. Ben o kadar isimlere takılmayı doğru bulmuyorum. Neden? Şuna inanıyorum ben. İstanbul bazında isim önemli ama isim kadar en az sizin ortaya koyacağınız strateji de önemli. Yani parti stratejiniz, ana stratejiniz. Çünkü isim Ali olabilir, Veli olabilir. Birine ondan 3 puan avantajı olur, ötekine ondan 5 puan avantajı olur. Ama siz bir birlikte görüntü vermezseniz, ama siz bir kararlı bir yaklaşımla projelerinizi tabii masaya koymazsanız... Tabii ortada bir muamma da söz konusu maalesef. O zaman ne oluyor? Yani bu muammayla zaman geçiriyoruz. Ama bu bize bir enerji katmıyor, bizi ileriye taşımıyor. Hiçbir şekilde de bir faydası yok. Ben sözünüzü kesin devam edeyim. Yani sonuçta partiye anketlerde oy getireceğini görüyorsak faydalı olacaktır. Çünkü ben inanırım halk oylaması anketleri gerçeğe 2-3 puan yakındır ve bunlar bir etkendir. Ama karar verilirken ben olsam ne yapardım? Bambaşka şeyler yapardım ama onları sizinle paylaşamam. Tekrar ben size dönüyorum. Son 1-2 cümlenizi almak istiyorum. Tabii, programımızın sonuna geldik çünkü. Seçmenleriniz izliyor şu an ekranda. Son birkaç cümleyle programımızı kapatalım artık. Tamam. Sizi benim baş onlara mesajım. Bırakalım. Evet, mesajınız. Ben onlara şu mesajı veriyorum. Ben Bakırköy'deki en genç adayım. 41 yaşındaki. Çok temiz bir geçmişim, iyi bir eğitimim, güzel bir kariyerim. Bunun üstüne de Bakırköy'le ilgili ideallerim, hedeflerim, çalışma azmim var. Eğer bana destek olurlarsa kamuoyu yoklamalarında ve seçimde pişman olmayacaklar. Bakırköy eski güzel günlerine gelecek ve İstanbul'un gıptayla bakılan en favori ilçesi haline onu dönüştüreceğim. Sayın Aktun'a teşekkür ediyorum. Sayın Uzun Durukan teşekkür ediyorum sizlere de. Evet, hizmet aşkından bu akşamlık bu kadar. Haftaya aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.